Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. Son hafta 32. hafta 9. sınıf coğrafya defter kitabımızı bitiriyoruz. Bu hafta arkadaşlar insan çevre konusunun devamını işleyerek noktalayacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. İnsanların atmosfere etkileriyle başlıyoruz arkadaşlar. İnsanlar doğal ortamların hepsini etkileyebiliyor atmosferi, yani havayı suyu yani hidrosferi, canlıları yani biyosferi ya da yer küreyi yani litosferi etkileyebiliyor. Önce atmosferi etkilerimizle başlayalım. Arkadaşlar atmosferin doğal dengesinin bozulmasındaki en önemli etken insanların yaptığı faaliyetler. Peki hangi faaliyetler bunlar? Fosil yakıtları olan kömür, petrol, doğal gaz kullanımı arkadaşlar atmosfere verilen zararı çok arttırmaktadır. Yine sanayi, ulaşım, meskenlerin ısıtılmasında da fosil yakıtların kullanılması. Buradan çıkan karbondioksit, karbon monoksit, metan gibi ısıyı arttıran gazlar arkadaşlar sera etkisi yaratarak doğal çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Son yıllarda fosil yakıt kullanımının ve sanayi faaliyetlerinin fazla olduğu şehirlerde arkadaşlar hava kirliliği, astım, kanser gibi hastalıklarda da artış olmaktadır ve bu şehirlerde arkadaşlar bu gazlar asit yağmurlarına sebep olmaktadır. Dünyada bunu ilk kez sanayinin ilk ortaya çıktığı Manchester arkadaşlar kentinde gördük. Yani sanayi faaliyetleri ve fosil yakıt kullanımı asit yağmurlarını arttırabiliyor. Güneşten gelen zararlı ışınlara karşı dünyamızı koruyan ozon tabakası arkadaşlar insanların atmosfer üzerindeki olumsuz etkileriyle zarar görmektedir. Bu durum sonucunda arkadaşlar Güneşten gelen zararlı ışınlar dünyaya ulaşarak çeşitli sağlık sorunlarına, cilt hastalıklarına, cilt kanserlerinin artmasına sebep olmuştur. Burada sera etkisinin bir görselini görüyoruz arkadaşlar. Hikaye burada şu. Şurada sera etkisi dediğiniz yerdeki gazlar karbondioksit, karbon monoksit gibi gazlar. Bu gazlar arkadaşlar atmosferin üst bölümünde birikiyor. Yere çarpan ışınların normalde gece uzaya tekrar kaçması yani ışımı olması lazım ve dünyanın soğuması lazım ama sera etkisi yaratan bu gazlar ışınmayı engellediği için arkadaşlar sıcaklık azalmıyor ve dünyanın sıcaklığı artmaya devam ediyor. İnsanların hidrosfere ne gibi etkileri var arkadaşlar? İnsanlar arkadaşlar hidrosfer üzerinde yani su küre üzerinde de en önemli etkisi su kirliliği. Özellikle sanayi tesislerinin atık suları, Yerleşim birimlerinin kirli sularının akarsu göl ve denizlere boşaltılması su kirliliğini arttıran eylemler. Dünyada enerji kaynaklarının taşınmasında da deniz yolu kullanılıyor arkadaşlar. Özellikle petrol tankerlerinin yaptığı kazalar sonucu petrol sızıntıları son yıllarda çok ciddi boyutta çevre kirliliğine sebep olmakta. Bir tane örnek kazamız var bakın. 1989 yılında Alaska Körfezi yakınlarında meydana gelen kazada 306 bin varil ham petrol denize dökülmüş arkadaşlar. Çok ciddi bir rakam. Çıkan fırtına petrolün güneye doğru yayılmasına sebep olmuş. Kazanın 56. gün neredeyse 2. ayında arkadaşlar 870 km uzaktaki kıyı şeritleri bile petrole bulanmıştı. Yani bir yılda arkadaşlar milyonlarca kuş yok oldu. Balık ve birçok deniz canlısı da yaşamını yitirdi. İnsanların kontrolsüz faaliyetleri yaptığı bu tarz eylemler doğaya ciddi zarar vermekte. Burada da hidrosfere önemli bir etkiden bahsedilmiş. Görselde görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Petrolün denizden temizlenmesi de çok güç olduğu için oldukça sıkıntılı bir durum. Yine akarsu üzerinde kurulan barajlar nedeniyle arkadaşlar oluşturulan yapay göletler doğal akışını durduruyor akarsuyun bitkilere, hayvanlara ve hatta beşeri yapılara, kültürel yapılara da zarar verebiliyor. Hasan Kefte yaşanan olumsuz bir senaryo vardı bu konuda. Yine insanların su kaynaklarını aşırı miktarda kullanması da arkadaşlar yine hidrosferi etkiliyor. Burada Aral Gölü'nün değişimini görüyoruz. 1970'ten 2014'e geldiğimizde neredeyse tamamen kurumuş. Şu an günümüzde 2023'te tamamen kurudu arkadaşlar Aral Gölü. Bunu arkadaşlar buradaki Özbekistan ve Türkmenistan'ın gölü besleyen akarsuların suyunu pamuk tarımında kullanması neden oldu. Yani insanların beşeri faaliyetleri doğal çevreyi çok olumsuz yönde etkilemiş oldu. Biyosfer etkimize baktığımızda ise arkadaşlar İnsanlar doğal çevrede meydana getirdiği değişimler canlı türlerini ve topluluklarını etkiliyor. Özellikle bitki örtüsünü tahrip ediyoruz arkadaşlar. Bugün ekvatoral bölgede Endonezya'da palm yağı üretmek için paketli gıdaların raf ömrünü uzatmak için ormanlar katlediliyor. Yine ormanlar yerleşme alanı açmak için katlediliyor. Bu durum tabii ki biyosferi ve orada yaşayan diğer canlılarda olumsuz yönde etkiliyor. Tarım alanı açmak, yerleşme alanı açmak, sanayi tesisi kurmak, odun ve kereste elde etmek, hayvanları aşırı otlatmak bu gibi faaliyetler ormanları tahrip ediyor, bitki örsünü tahrip ediyor arkadaşlar. Ormanlık alanlarda yapılan tahribatlar sonucu geriye antropojen bozkır adı verilen otlar kalıyor sadece. Yine bunu Ankara'daki pursaklara da örnek verebiliriz. Pursakların olduğu bölge eskiden arkadaşlar ormanlık bir araziymiş ama zamanla insan faaliyetleri ve yapılan yerleşmelerle burası artık bir antropojen bozkır alanına dönüşmüş. Son yıllarda Ağaçlandırma çalışmalarındaki artış arkadaşlar milli park ve korun alanların ilan edilmesi de bitki örsünü olumlu yönde etkiliyor. Bu tarz iyi faaliyetlerimiz de var. İnsan faaliyetleri biyosfer içerisindeki hayvanlar üzerinde etkili arkadaşlar. Birçok hayvan türünün yaşam alanının daralmasına sebep oluyoruz. Çünkü kendimize yerleşme alanı açıyoruz. Mesela bir ormanı katlettiğimizde o ormanda yaşayan hayvanların da yaşam alanını sınırlandırmış oluyoruz. Ve birçok hayvan neslinin tükenme tehlikesi yaşadığını görebiliyoruz. Yine insanlar su yollarının yönünü değiştiriyorlar. Mesela Süveyş'e Panama kanalı açıldı. Akdeniz'e köpek balığına rastlanmak zordu arkadaşlar ama Süveyş kanalının açılmasıyla Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e de canlı geçiş oldu. Bu gibi faaliyetler canlı geçişlerini artırıp yine doğanın dengesini bozmaktadır. Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı'nda görsellerini arkadaşlar burada görebiliyoruz. Panama Kanalı çok dar bir alana yapılmış, çok zor bir kanal projesiydi. Süveyş Kanalı bugün Mısır'da çok önemli bir gelir kaynağıdır. İnsanların litosfere etkilerine baktığımızda ise arkadaşlar, insanların yapmış olduğu faaliyetler litosferin bazı unsurlarını etkiliyor. Özellikle tarımsal faaliyetler için bitki örsünün tahrip edilmesi arazi toprak erozyonuna sebep oluyor. Erozyon toprağın veriminin azalması anlamına geliyor. Çok kimyasal ilaç kullanıyoruz ürünleri artık gübre kullanıyoruz kimyasal. Bunlar toprağa zarar veriyor arkadaşlar. Bataklıkları yerleşme için kurutuyoruz, tarım için kurutuyoruz. Denizleri dolduruyoruz. Akarsu yataklarını değiştirmemiz litosferi olumsuz yönde etkiliyor. Yol yapmak için, konut yapmak için, baraj yapmak için inşaat faaliyetleriyle arkadaşlar ciddi anlamda yer kabuğunda değişikliklere sebep oluyoruz. Son yıllarda yaptığımız bu faaliyetler arkadaşlar doğal kaynakların tükenmesine, iklim değişmesine ve canlı türlerin esinin tükenmesiyle su kaynaklarının azalmasına sebep oluyor. Bu durum bazı doğal afetleri, erozyon gibi doğal afetlerini, heyelan gibi doğal afetlerinde artış yapmasına sebep oluyor. Gelecekte arkadaşlar daha temiz ve yaşanılabilir dünya için doğal çevreye zarar vermeden yaşam faaliyetlerimizi sürdürsek daha iyi olur. Konu tekrar testlerimizde arkadaşlar bu haftamızı noktalayacağız. Sanayi faaliyetlerinde, ulaşım araçlarında ve meskenlerin ısıtılmasında fosil yakıt kullanımının artması sonucu durumlarından hangilerinin görülmesi beklenir? Fosil yakıttan kastımız nedir arkadaşlar burada? Kömür, petrol, doğalgaz gibi çevreye zarar veren gazlardan, yakıtlardan bahsediyoruz. Atmosferde karbondioksit, karbonmonoksit, metan gibi ısıyı arttıran gazların oranı yükselir mi? Evet. Atmosferin ve yerin yeterince soğuyamaması sonucu sıcaklıklar artar mı? Evet. Kuraklaşma sonucu birçok canlı türünün nesli tükenebilir mi? Evet bu da doğal afetlere sebep olacağı için. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Sanayi tesislerinin atık suları ile yerleşim birimlerinin kirli sularının akarsu göl ve denizlere boşaltılmasıyla su kirliliği ortaya çıkar. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangisinde sanayi faaliyetlerine bağlı olarak oluşan su kirliliği daha fazladır? Arkadaşlar burada ülkemizde sanayi faaliyetleri deyince en yoğun yapıldığı yer sanayi faaliyetlerinin arkadaşlar Marmara çevresidir. Özellikle şurada arkadaşlar Kocaeli'nin olduğu bölüm tam bir sanayi kentidir. Ve hava kirliliği, su kirliliği oldukça fazladır. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneğidir. İnsanların biyosfer üzerinde etkilerinin başında bitki örtüsü üzerinde etkileri gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi insanların bitki örtüsünü tahrip etmesine neden olan faaliyetlerden biri değildir. Arkadaşlar tarım ve yerleşme alanı açmak için bitki örtüsünü tahrip ediyoruz. Sanayi tesisleri kurmak için ediyoruz. Yakacak odun ve kereste için ediyoruz. Hayvanları da fazla otlatırsak bit tahrip ederiz. Milli park alanı ilah iyi bir şeydir. Milli park alanı demek oranın korunan alan haline gelmesi anlamına gelir. Bu tarz eylemler doğal çevreye zarar vermez. Aksine korumamızı sağlar. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. İnsan faaliyetleri sonucu atmosfere karışan egzoz ve fosil yakıtlardan çıkan gazların su buharı ile birleşip yeryüzüne yağış olarak düşmesine asit yağmurları denir. Buna göre haritada numaralandırılan noktalardan hangisinde asit yağmuru görülme ihtimali daha fazladır? Yani sanayi faaliyeti olacak arkadaşlar arayacağımız yerde. Şu bölge çok kuzeyde Kanada'nın batısında arkadaşlar. Düşük sıcaklık var. Burada yine arkadaşlar dağlık bir saha var. Ekvatoral sahada sanayi faaliyetleri yok. Orta Asya'da sanayi faaliyetleri az. Burada sanayi faaliyetleri deyince aklımıza 5 numaradaki Çin gelir arkadaşlar. Çin'in sanayi faaliyetleri çok olduğu için hava kirliliği çok yüksektir. Burada asit yağmurlarıyla karşılaşabiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. İnsanlar doğal çevreyi kullanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta ve bu da doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Arkadaşlar tarımda ilaç kullanımın artmasına bağlı olarak toprağın kirlenmesi doğal dengeyi bozar. Ağaçlandırma ve ormanları koruma çalışmaları sonucunda oksijen seviyesinin yükselmesi arkadaşlar doğal dengeyi bozmaz. Sanayi faaliyetleri sonucu sera etkisi doğal dengeyi bozar. Petrol tankerlerinin yaptığı kazalar suları kirletir. Akarsu üzerinde kurulan barajlar sonucu yapay göllerin vadideki bitki ve hayvan varlığını ortadan kaldırması da yine arkadaşlar olumsuzdur. Doğal dengeyi bozar. Burada ağaçlanma faaliyetleri iyi faaliyetler olduğu için doğal dengeyi bozmaz. Cevabımız B seçeneğidir. İnsanların hidrosfere bir diğer etkisi de su kaynaklarının aşırı miktarda kullanılması sonucu akarsu ve göllerin kurumasıdır. Kuruyan su kaynaklarındaki canlı yaşamı tamamen yok olurken göl alanlarının çölleşmesi ve oluşan kumuların yayılması geniş bir bölgede yaşamın yok olmasına sebep olmaktadır. Son yıllarda gölü besleyen akarsuların pamuk tarımında kullanılması sonucu büyük oranda kuruyan göl Aral Gölü'dür arkadaşlar. Burada Özbekistan ve Türkmenistan'ın arkadaşlar pamuk tarımında... Bu gölü besleyen akarsuları kullanması bu gölün kurumasına, bu göl kuruyunca bu göl yatağındaki tuzların etrafa saçılmasına ve bölgede kitlesel bir göçe sebep olmuştur. Çünkü bir doğal afet meydana getirmiştir bu, bu konu arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen durumlardan hangileri su kaynaklarının kirlenmesine yol açar? Arkadaşlar, petrol tankerlerinin yaptığı kazalar su kaynaklarını kirletir. Atık suların deniz ve okyanuslara boşalması yine suları kirletir. Orman yangınlarının suyu kirletici bir özelliği yoktur. Eğimli yamaçlardaki teraslama çalışmaları zaten iyi bir eylemdir. Erozyonu engeller. Burada A seçeneği doğru cevabımızdır. Sanayi devriminden sonra insanların yapmış olduğu faaliyetler ozon tabakasının seyrelmesine yol açmıştır. Buna göre fosil yakıt kullanımı, ağaçlanma çalışmaları, motorlu araç sayısının artması gibi durumlardan hangisi ozon tabakasının seyrelmesine neden olmuştur? Arkadaşlar fosil yakıt kullanırsanız ozon tabakası seyrelir. Motorlu araç sayısı artarsa ozon tabakası seylenir Ama araçlandırma çalışmaları iyi faaliyetlerdir. Bunlar önemli faaliyetlerdir. Bunlar doğayı koruduğu için ozon tabakasına zarar vermez. Doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi insanların doğal çevreyle uyumlu yaşamak için yaptığı faaliyetlere örnek verilemez? Organik tarım iyi bir şey arkadaşlar. Geri dönüşüm uygulamaları da yine doğayı korur. Fosil yakıt kullanımı azaltmak iyi bir şeydir. Orman ve mera alanlarını korumak iyi bir şeydir. Anız yakmak kötü bir şeydir. Anız yapmak tarladaki otları yakmaktır. Bu otlar hem karbon salınımı yapar hem de o tarlada kalan küçük hayvanları, solucanların ölmesine sebep olur. O yüzden arkadaşlar canlı çeşitini olumsuz etkiler. Cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar videolarımızı noktalamış bulunmaktayız. İnsan çevre konumuzu da bitirdik. NSE coğrafya defter kitapla bir yıl boyunca arkadaşlar serüvenimizi noktaladık. NS ile kalmaya devam edin. NS coğrafya defter kitabından umarım faydalanmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.